Çok fazla sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum derken. Harika. Tamam, devam, 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 devam. Herkese selam arkadaşlar. Divan'a tekrardan hoş geldiniz. Kaysa oynuyor olacağım bu sefer. Kaysa ile 74 oyun oynamışım. %50 tam yarısını kazanıp yarısını kaybetmişim. Aslında bu yüzde çok daha yüksekti ama son herhalde 5-6 maçım falan hep böyle şanssız falan geçti yani. Çoğunu kaybettim. Bunlar video içi olsun, video dışı olsun. Hani kazandığım, kaybettiğim maçlara bakarsak. Aslında skorum falan iyi ama bilmiyorum, tuhaf bir şekilde kaybediyoruz. Bakalım bu maç nasıl olacak? Yanımda Janna var. Janna çok 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 sevdiğim bir sap. Eğer özellikle late game'e kalırsak aldığı şeyle, o neydi? Bu bir kırmızı bir şey var ya. Neydi la, buhardanlık mı? Buhurdanlık mı? Öyle garip bir adı var. Neyse. Rammus'un da olması oyunda çok çok bizim avantajımıza, çünkü Mastery'yi veya Vayne'i kilitlediği anda ben çok daha büyük bir şans bulacağım. İkisinden birini, özellikle Mastery'yi kilitlerse bir şekilde Thresh'ten ve Anivia'dan late'de hareket hızımla, mobilitemle kurtulabilirim ama Mastery'den kurtulmak o kadar kolay olmuyor. Adam bir Q atıyor, yanınızda beliriyor, bıcık 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 diye kafanıza vuruyor ve ölüyorsunuz. Karşıda Mastery 22 oyunda %27'lik bir win yüzdesi var. İnanılmaz kötü. Muhtemelen çok kolay olduğunu falan sanıyor ama herhalde yalan olmuş. Benim lane için düşüncem kolay olacağını düşünüyorum açıkçası. Bu arada rünleri de şuradan gösteririm, eğer oyun başında veya şu sıralarda göstermediysem, veya en kötü birazdan göstereceğimdir. Vayne karşısında çok zorlanmayacağımı düşünüyorum. Eğer oldu da Thresh çok böyle güzel yerlerden çekerse veya ben maymun gibi her şeye yakalanırsam, o ayrı tabi ama onun dışında çok fazla sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum derken. Harika. Tamam, devam, 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 devam. Ne hızlı koşuyorsun la sen? Bir slow daha, bir şeyler daha. Yanımızda Janna var Allah'tan. Seni de döveriz kanka. Yakalayacaksın mı onu? Beni yakaladı. Tamam, aldık iki tane kill, çıkalım bence. Şuraya da bir totem atayım. Aa, Riven kanka sen orayı kazanamam bence. Adam yükleri topladı. Adam yükleri topladı. Tamam. Ben bir base atsam ya. Base atmayacağım ben. Buna yardım edeceğim de ondan sonra lane'ime falan gideceğim. Bir item alabilirdim. 1-0-1 çok iyi başladık. Ben burada... Ay. Ha, şunun plazma yükünü patlatıp da gideyim. Vayne de base atmadı diye tahmin ediyorum. Onun da canı az olacaktır muhtemelen. Çok iyi başladık. Çok çok avantajlı başladık. Haydi bakalım. Umuyorum devamı da gelir. Üçünü de alabildim. Bir de vuruş yaptım. Karşılığında biraz hasar yedim ama olsun. Tamam, 6. Şu an mana sıkıntım var, can sıkıntım var. Ay, ilk minyon kaçtı. İkinci olarak W'ye vereceğim. Güzel. İyi de hasarı vurduk. Bu plazma yüklerini daha hızlı biriktirebilmek amacıyla. Yoksa E de fena değil ama E çok fazla zamanınızı alıyor. Atak hızına göre arttığı için, hızlandığı için sıkıntı olabiliyor yani. Flash'ım ve heal'ım var. Şu anda mastery oldu da gelirse karşılık verebilecek seviyedeyiz ama... Yine de gidiyorum ben oraya da. Kanka Q yiyeceksin. Yedi.
Yok ya. Bize doğru kaçsana, gidiyorsun sağa doğru kaçıyorsun. Allah Allah. Avantajlı lane'imizi de veriyoruz şu anda. Keko ya. Bir sürü minyon gitti orada. Bunu aldım. Bunu alabilir miyim? Emin değilim. İyi, onu da aldım. He, adam geliyorum sana işte. Sağa doğru kaç. Ne fark et? Çalıya girdim. Bir şey mi kazandın? Adamın zaten Q'su olsa atacak. Ay. O tutaydı, iyiydi de. Olmadı. Pardon. Arabayı vermeyeyim. Rammus bu taraflarda. Şu an bir tane kill verdik. O da midden verdik. Sıkıntımı kesinlikle değil. Ama onu da vermeyebilirdik. Hatta üzerine kill alabilirdik. Kaça kaç? 22'ye 31. Çok fazla minyon farkı açıldı ya o şeyden sonra. Ben hala minyon kaçırıyorum. Rammus sanırım o işaret atan. Görüşleri yok orada. Tamam. Bir flash aldık, bir kill aldık. Gayet güzel. Sen benimsin. Seni de aldım. Alamadım ya da aldım, bilmiyorum, göremedim. Tamam. Gayet güzel bir başlangıç. 5-1 oyun. Benim için önemli olan zaten 8-9 seviye civarına gelmek Kaysa'yla. Ve bunu başaracağız gibi geliyor. Araba gitti galiba. Tamam, bir base atma vakti geldi. Düşük canları Q daha fazla vurduğu için aldık mı onu? Genelde minyonların canını azaltıp Q atıyorum. Siz de bunu aklınızda tutun. Kaysa'nın yanındayken Q'dan fazla hasar yiyorsanız bunun sebebi odur. Şu anda çok iyi, çok iyi. Item olarak inanılmaz iyiyiz. 6 level'da da çok iyi olacağız. Oldu da beni Thresh yakalarsa Janna'nın ultisiyle çok rahat kurtulabileceğim ama Vayne'in bu seviyelerde bana çok fazla hasar vermesinin imkanı yok ki. Özellikle bu item'la. Bu item ne veriyor? 15 tane AD veriyor. 96 AD'si var. Benim 123 AD'm var ve benim ata kızım bile daha hızlı yani şu anda. Ya da değil. Aa, aynen öyle. Tamam. Çok iyi. Çok rahat bir şekilde aldık bunu. Dahasını da alabilirdik de. Benim yükler sıfırlandı. Zero'landı diyecektim birden. Thresh orada çok hatalı oynadı. Yakala... Ay ay gitti. Ay. Thresh orada çok hatalı oynadı. Yakaladığı anda girmeyi tercih etti ama yani ne alaka? Aslında alabilirdim ben bu adamı da. Hiç emin olamadım. Kanka benlik bir şey yok orada. 3v2 yapamam şu anda. Item'ım yok, bir şeyim yok. Şu an bana söyleniyor ama harbiden benlik bir şey yok. Burada bir baitlesem mi?
Adamın R'si yok. Nah, ben ölmüş olabilirim ya. Lan bu ne? Tamam. Çok iyi. İki asist aldım oradan. Vayne biraz üzerime oynasaydı sanıyorum Q'su cooldown'laydı. Alabilirdi beni. Neyse ki ne o onu denedi. Herhalde o da güvenmedi. Rahat rahat. 3-0-3. Ben base atacağım. 1400 gold'um var. Kanka hadi bir E'lik girerim oraya ama. Sonrasında girmeyeceğim. Top'ta zaten adam şu anda. Tek şans. Çık kanka çık. Ben hiç uğraşmayacağım burayla. Hatta direkt şuradan ben base atacağım. Mümkünse. Ya da direkt kule altından atayım. Bizim Janna da diğer lane'lere gidiyor. Mid'i alabilirlerse iyi olur. Benim korktuğum şampiyonlardan Mastery vardı ama en azından Rammus kastı ve Rammus'un kasması bu AD takıma karşı çok büyük bir avantaj bizim için. Şunu şöyle değiştireyim. 3 kill vermişiz. Nereden vermişiz? 1 mid, 1 top, 1 de support'tan vermişiz. Şöyle değiştireyim. Şu anda bizde alma şansları hala yok. Oyunun çok late'inde 1v1'de beni iyi oynarsa alabilir. Aynı kasmışlık seviyesindeysek Vayne. Ama onun dışında böyle giderse çok bir şansı olmayacak. Ben aşırı itmek istemiyorum. Araba ölürse onların arabası. Ne yapıyorsun lan? Eko. Allah Allah. Araba arkasında 1.5 milyon minyon kaçtı. Haydi geliyorum, geliyorum, geliyorum. Girebiliriz buralara. Thresh ruhları çalıyor. İyi güzel hasar. Son hasar vuramadım. Ultisi var hala bizimkinin. Ufak ufak can çalmalarla. Arabayı da aldıktan sonra kule altı dener miyiz? Kule altı denemeyiz ama ben bir plazma yükü patlatabilirsem çok büyük avantaj olacak bizim için. Kanka çok erken attım be. Çok erken attım be şeyi. Ultiyi. Mastery'e girdiğinde atması lazımdı. Alır herhalde onu. Aynen. Güzel. Ah. Ultiyi çok çok erken attı ya. Bana fırsat da kalmadı. Ben R'ye bastım ama yakalanmıştım artık. Orada W'mu da dağlara taşlara attım bu arada. Heyecandan. Muhtemelen farkına varmıştır yaptığı hatanın. Tamam, o da ondan kaçamaz. Vura vura ölüyor zaten. Ay, kanka yakalanma. Kanka hoş değil. Hiç hoş değil. Ultiyle girebilirim oraya. Yay. İki shutdown verdik aşağıda.
Bunu aldıktan sonra geliyorum. Bir stana geldim, oradayım. Aha. Çok iyi. Çok iyi. Buraya da geldim. Tamam, onu da ben aldım. Ay, almak istememiştim ama. Vallahi almak istememiştim. Neyse, madem aldık, hayrını görelim. Bol bol skill atacağım. Deli gibi itelim bari, madem her şeyim var. Allah'ım Allah'ım. Nasıl bir özgüvenim vardı? Nasıl diyorum ki, beni yakalasa da ben flash atarım, ulti atarım. Al, seni duvara yapıştırırlar böyle. Cevabımı direkt verdi adam. Ayakkabıyı bitireceğim ama şunu bir satayım ya. Q'yu güçlendirmek istiyorum. Hem maviyi verdim, hem de kill vermiş oldum adamı. 150 gold da verdim. Çok kötü oldu. Biraz saçma hatalarla gidiyor ama. Yani hem lane'de biz iyiyiz, hem de takım olarak iyiyiz. O yüzden sorun yok. Düzgün oynadığımız bir savaşta, insan gibi oynadığım bir savaşı çok rahat alırım. Herhangi bir kitle kontroller arkasında geliyorum. Açar maçar. Neme lazım. Şu an kadar olumsuz tek şey ejderhayı vermemiz ama oyundaki en dandik ejderha olduğu için hiç de önemli değil. Tamam. Bir kule. İnşallah buradan karşıma birileri çıkmaz. Bir de alamet alıyor şu anda bizim jungle. Bizim ormancı. Taptan kule alınmamış durumda. Bir tapa doğru biz bir lane değişikliği yapıp oradan da kuleleri alabiliriz. Buradan ama ben birazcık daha iteceğim. İtiyor mu aşağıda bilmiyorum ama yani ufaktan itiyor. O 12 iki seviye fark var. Ne yapıyor la bu? Canı kaçtı bilmiyorum ama adam boş yere ulti attı. O canı da fullmuş. Korkutmak için yapmış olabilir. Abi yapma bunu ya. Yapma bunu ya. Yapma bunu. Bu oyun deli gibi kötü öldüm ya. Yine düşüncem şu ki, Mastery'yi gelse bile beni kesemez. Yanında 5,5 milyon insan var. Cık. Hem kule verdik, hem şeyi verdik. Ay ay. Bu oyun biraz sıkıntılı geçti ya. Geçiyor daha doğrusu. Rım dım 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 dım. Rım dım 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 dım. Rım dım 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 dım. Haydi bakalım, gidiyoruz tekrardan. En iyi sanıyorum midden gitmek, ondan sonra bir tane ejderha falan alırız. Sonra tekrar yardırmaya devam, belki bir baron falan olabilir. Şu an oyunun gidişatı da çok, yani karşıda bakınca beni kesebilecek, bizi kesebilecek, bizi yalan edebilecek kimler var diye düşünüyorum. Tabii ki Vayne ve Master iyi ama kasmışlık durumları çok kötü.
Bu iş böyle devam edecek. Ben W ile ayağa kaldıracağım önce Bejderay'ı. Direkt midden en azından bu kuleyi alabiliriz ya toplu şekilde. Oğlum bu ne? Allah Allah. Benim takım niye beni takip etmez ki? Yok burada benlik bir şey yok. Güzel verdik Ardan orayı. Ay ay. Bir kritik alacağım. Nereye gittiler hiçbir fikrim yok ama bunların yani neyse flamelemeyeceğim ya. Dümdüz girseler işte Vayne orada, Thresh orada arkasında. İlginç tercihler. 25-14 oyun. Üstünlüğümüz hala devam ediyor. Keşke basit hatalardan şey vermesek. Skorlar vermesek. Allah'tan orada ultiyi atabildim. Ultiyi atamasam sıkıntı çok daha büyüktü. Bizim kırmızıyı aldılar muhtemelen. Tapta da bir şey. Neredeyse bir katliam oldu. Benim dışımda herkes öldü orada. Çok zorlamak lazım şu anki durum gibi. Patlat kanki onu. Güzel, güzel hasar. Çok zorlamamak, çok zorlama. Darius geldi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Baron olabiliriz gerçekten. Şu an Baron'un gücü çok yüksek değil ve bende yeterince hasar var. Ama bizim takım zorlamaya devam edecek anlaşılan. Ölmezlerse iyi. Bu arada şöyle bir şey biliyorum ben, doğru mu bilmiyorum, muhtemelen doğrudur. Baron'u tanklayan insan %50 daha az hasar veriyor Baron'a diye biliyorum ben. Keşke Baroncum sen bana vurmasan. Neyse aldık galiba. Yani bizim takım güzel killer veriyor hala. Niye böyle şeyler yapıyorlar? İki tane baronumuz gitti şu anda mesela. İki kişiden baron gitti. Çok tuhaf seçimleri var. Hiçbir şey dalmamışlar. Kuleye de hasar verememişler. Gelselerdi daha az dalırdık baronu. Yani şöyle söyleyeyim. Hani çoğumuz ya oyuncuların çoğumuz demeyeyim çünkü ben bronzda veya şeyde değilim, gold'da, silver'da değilim. Ama şöyle bir durum var. Birçok oyuncu sanıyor ki Platelo çok iyi. Çin'de bile yani Çin son dünya şampiyonu neydi? RNG'nin olduğu ülke. Şu an Plat 4'teyim, Plat 3'e çıkmak üzereyim. Çok yakınım ama yani görüyorsunuz adamlar nasıl oynuyor. İyi, güzel. Şu an bizdeki baronlarla çok rahat yalan ederiz. Orada Darius'u bıraktım çünkü Darius hasar veremiyor. Darius'la uğraşmanın anlamı yok. Direkt Vayne'e döndüm. En azından orada küçük de olsa hasarı olan adam oydu. Master Yi zaten orada yok. Belki de sinirlendi takımına, bilemiyorum. Buradan bitirebiliriz. Buradan bitebilir aynen.
Ha, bitmez muhtemelen ama bir savaş daha yapacağız belli ki. Önce kule. Tamam, triple aldım ben burada. Çıktılar zaten. Belki bir quadra olurdu orada. Quadra'dan sonra da artık Mastery'nin durumuna bağlı ama Mastery gelip beni kesebilirdi bir Q'yla. Bakalım bir oyun sonu hasarına. Bizim takımda iyi hasar vardı o yüzden emin olamıyorum. 12.7 ile en iyi MVP, en iyi oyuncu ben seçilmişim. Kime versem 12.4. Ben Ramos'tan memnundum. En kötü de kim olmuş? Bizim Sport olmuş ona rağmen. Bakalım. 60 seviye olmuşum. Bu ne? Ana, bu ne la? Bu mevsim şey mi, işareti mi? Öyle bir şey mi? Hiçbir fikrim yok. Aa, yorumlarda yazar mısınız arkadaşlar o gelen neydi? Hiçbir şey anlamadım. Bu da bir gündür, iki gündür falan var bende. İki kişiden şey almışım. Onur almışım. Hasarım beklediğimden düşükmüş. Riven'ın özellikle hasarı beklediğimden yüksekti. Hani Vel'Koz biraz daha uzaktan falan vuran adam ama tabii düşününce de belki de hasarının çok yüksek olmasının sebebi yalan etti şeyi Darius'u bütün oyun boyu. Hakkı da var yani, zordur Darius'a karşı oynamak. Hasar konusunda çok fazla beklentileri karşılayamamış olabilirim ama ne yapalım, bazı yerlerde saçma saçma öldüm. Platelodon bir oynanış videosuydu arkadaşlar. 75 puandayız şu anda. Muhtemelen 2 oyun gerekecek. Muhtemelen değil, kesin olarak 2 oyun daha gerekecek ligi atlamak için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen hikaye videolarını da bir göz atın, dinleyin. Seveceğiniz hikayeler olduğunu eminim. Sevdiğiniz hikayeler varsa ama ben anlatmamışsam onları da lütfen yorumlarda belirtin ki en kısa sürede onlara da ses vermiş olayım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.